boa yılanı, iguana, aslan, maymun, sakallı ejder, kara akbaba. Bunlar sadece bazıları. Polis 8 ay çalıştı, kilometrelerce mesafeden Türkiye'ye getirilen tam 303 egzotik hayvan ele geçirildi. Hayvan kaçakçılarına tarihi bir darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hayvan kaçakçılarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Tarih 11 Kasım 2021'di. Ekipler egzotik hayvan tacirlerini 8 ay boyunca takibe aldı. Kaçakçıların kendi aralarında WhatsApp grubu kurduğu tespit edildi. Kimi veteriner, kimi aşçı, bazıları muavindi. Hayvan tacirleri müşterilerini de sosyal medya üstünden buldu. Onlarınsa kimi manken, kimi iş adamı, bazıları da sosyal medya fenomeniydi. Sosyal medya üzerinden oluşturulan özel sohbet gruplarından satışları gerçekleştiriliyordu. CİTES kapsamında koruma altında alan hayvanları, yasak olan o hayvanları Türkiye'ye getirerek kaçak yollardan satıyorlardı. Aralarında fenomenlere maymun satan da var, iş adamlarına aslan satanlar da var. Polis çalışmayı gizlilik, titizlik ve büyük bir sabırla yürüttü. Kaçakçılar ve müşterilerini adım adım takibe aldı. Hayvanların çoğu Türkiye'ye kilometrelerce uzaktaki tropikal bölgelerden getiriliyordu. Suriye'den, Irak'tan, Ukrayna'dan ve Polonya'dan getirilenler de vardı. Yurda yasa dışı yollarla sokuluyordu. Bu yüzden henüz yolda telef olan hayvanlar bile oluyordu. İşte onlardan biri, Türkiye'de ilk defa görülen bu kara akbabasıydı. Getirilen hayvanlar arasında Himalaya sakası, Kızıl Şahin, makak maymunu, boğa yılanı, leopar gecko, iguana, sakallı ejder, su semenderi, yavru aslan, boz alamecek ve cins kedi köpekler vardı. Hatta kaçakçılar işlerini o kadar profesyonel yapıyorlardı ki, ender görülen bir tür olan yavru albino kaplanı bile Türkiye'ye sokmuştu. Bu hayvanları bazıları sevgilisine doğum günü, bazıları çocuğuna karne hediyesi olarak alıyordu. İranlı